1907 Fenerbahçe'yi kupaya ulaştıran savaş bu oluyor. 2017 TFF'de arkaya saldırı dışından atmış. Kurulduğu ilk senede önce İsrail şampiyonluğu, ardından Türkiye Büyük Birliği şampiyonluğu. 2017'de Türkiye'nin en büyüğü 1907 Fenerbahçe oluyor. Harika bir performans. Çok daha iyi koordine olmuş bir takım. Çok daha iyi takım savaşları. İlk iki maçı koridor aşamasında zorlanmadan hemen geri gelip kazanmışlardı. Üçüncü maçta baştan sona üstünlerdi. Bir arada bir savaş kaybettiler, onun dışında baştan sona üstünlerdi. Ama genel toplamda bakıyoruz. Üç maçta üç net, üç koordine, üç takım halinde alınmış galibiyet. Kurulduğu ilk senede Türkiye Büyük Finali şampiyonluğu. Dark Passage'dan dışında ilk Türkiye Büyük Finali şampiyonluğu 1907 Fenerbahçe'ye nasip oluyor. Tebrik ediyoruz. Özellikle takım halinde bu gösterdikleri performans da son derece etkileyiciydi. Onu da ayrıca tebrik ediyoruz. Ball Supremacy'yi de müthiş mücadelesi için tebrik edelim. Ama senin de söylediğin gibi maçın kontrolünü asla kaybetmeyen, geride olsa bile hep kazanabilecek görüntüsü veren 1907 Fenerbahçe'de 3-0'la beraber Ball Supremacy'nin hayallerini bir kez daha yıktı. İkinci sene üst üste ve 1907 Fenerbahçe'de kupasına doğru gidiyor. Türkiye Büyük Finali'nde şampiyon olan takım. Ve söz analiz masasına bırakıyoruz. Bu anı paylaşmak için sizdeyiz Scarlett. Ve böylelikle 3-0'lık rakiplerini domine ettikleri serinin sonunda TBF şampiyonu, 2017 Türkiye Büyük Finali şampiyonu 1907 Fenerbahçe e-spor oluyor. Gerçekten tebrik etmek gerekiyor onları. Müthiş bir performans sergilediler. Ve 3-0'dı belki de kimse beklemiyordu. Ya Frozen, Taldir'in hepsi bugün yüzde üzerinde oynadı. Devreye Pedin da girdi ve gerçekten hak ederek çok net bir şekilde aldılar. Ve yavaş yavaş, yavaş yavaş kupaya doğru yaklaşıyor Fenerbahçe oyuncuları. Derken... Önce tabii ki seyircileri ve taraftarlarını onurlandırmak da istiyorlar tabii ki. Ali Koç da onların yanında, onları destekliyor. Gerçekten müthiş bir coşku hakim şu anda ülkelerine. Evet, onlar da, ya onlardan da dinledik aslında. Gerek oyunculardan, gerek sosyal medya paylaşımlarında olsun. Hiç çalışmadıkları kadar çalışmışlar bu mevsim. Ve işte o çalışmalarının da meyvesini almak için kupaya yaklaşıyor şu anda Fenerbahçe oyuncuları. Ve TBF 2017 kupasının sahibi 1907 Fenerbahçe e-spor oluyor. Böylelikle TBF 2017 şampiyonu 1907 Fenerbahçe e-spor oldu. Ya onlar da gerçekten müthiş bir mevsim geçirdi ve kaptanın elinde, oyuncuların elinde kupa tekrardan yükseliyor. Yani bu seri boyunca Türkiye Büyük Finali, 2017 Türkiye Büyük Finali boyunca çok az yanlış yaptı 1907 Fenerbahçe e-spor. Seçim yasaklamadan itibaren 3 maçta birden çok iyi performans sergilediler. Yani kompozisyonlarının, galibiyet koşullarını, gerektiklerinde çok iyi gerçekleştirdiler. Tabii şunu da söylemek lazım. Evet, oyuncular ellerinden geleni yaptı ama bence görünmez de bir kahraman vardı. Pades evet. Bugün 3 oyunun 3'ünde de inanılmaz işler başardı.
Ve maçın adamı Thunder'ın ekranda. Kaptan da bu sahneye iyi alıştı yani. Thunder'ın. Ve tüm oyuncuları tabii ki. Şu anda burada inanılmaz bir atmosfer var Ülker Spor Sarı'nda. Seri boyunca çok iyi performans gösterdi oyuncular. Paddon'dan da zafer turunu izliyoruz.